Sine Haber'in yeni bölümünden herkese merhaba. Sinema ve dizi dünyasındaki en son gelişmeler için haber turumuza başlıyoruz. Bakalım son bir haftada sinema ve dizi dünyasında neler yaşanmış. Ödüllü yönetmen Erden Kral yaşamını yitirdi. Sinemamızın usta yönetmenlerinden Erden Kral, 80 yaşında hayatını kaybetti. 1984 yılından beri Berlin Sanat Akademisi üyesi olan Kral, Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi filmleriyle biliniyordu. John Wick spin-off filmi Ballerina'nın senaristi belli oldu. Başrolünü Ana de Armas'ın üstlendiği filmin senaryo ekibine Emerald Fennell dahil oldu. Len Wiseman tarafından yönetilecek olan Ballerina, John Wick filmleriyle aynı evrende geçen bir hikayeyi anlatacak. Filmde Keanu Reeves'in de rol alması bekleniyor. Daniel Kaluuya, Black Panther 2'da rol almayacak. Daniel Kaluuya, takvim uyuşmazlığı nedeniyle devam filminde olamayacağını açıkladı. 2018 tarihli orijinal filmde Kaluuya, Black Panther'ın en yakın arkadaşı ve aynı zamanda savaşçı Okoye'nin kocası olan Wakabi karakterine hayat vermişti. Breaking Bad oyuncularının heykeli dikiliyor. 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren dizinin başrolleri Bryan Cranston ve Aaron Paul'un hayat verdiği karakterler ölümsüzleşecek. Dizinin çekildiği Amerika'nın New Mexico eyaletinde bulunan Albuquerque kentinde ana karakterlerin bronz heykelleri sergilenecek. Peter Dinklage, The Ballad of Songbirds and Snakes kadrosunda. Game of Thrones oyuncusu Peter Dinklage, Hunger Games'in devamı olan The Ballad of Songbirds and Snakes'te Casca Highbottom karakterine hayat verecek. The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, Açlık Oyunları serisinin öncesini anlatacak. Film 17 Kasım 2023'te vizyona girecek. 2022 Emmy ödülleri için adaylar açıklandı. Televizyon Akademisi 2022 Emmy adaylarını açıkladı. Succession 2022'nin en çok aday gösterilen dizisi oldu ve en iyi drama da dahil olmak üzere 25 adaylık kazandı. Succession dizisini 20 adaylıkla en iyi komedi de dahil olmak üzere Ted Lasso ve ardından 20 adaylıkla mini dizi kategorisindeki The White Lotus izledi. James Franco savaş filminde başrol olacak. James Franco, Billy August'un 2. Dünya Savaşı sonrası draması Me You'da rol alacak. Franco, Tom Hollander ve Daisy Jacob gibi isimlerin de yer aldığı filmde başrollerden birini oynayacak. Film 1950'lerde İtalya'nın Ischia adasında geçecek. Armageddon Time'ın vizyon tarihi belli oldu. Anthony Hopkins ve Anne Hathaway'in başrolünde olduğu film 11 Kasım'da dünya çapındaki birçok pazarda seyirciyle buluşacak. Yönetmen James Gray'in çocukluk anılarına dayanan film, Ronald Reagan'ın seçimleri hazırlandığı sürecin tarihsel arka planında dostluk ve sadakati öğrenen bir büyüme hikayesini konu ediniyor. Samaritan'dan ilk görseller yayınlandı. Sylvester Stallone süper kahraman olarak geri dönüyor. 26 Ağustos'ta yayınlanacak filmde Stallone'a Euphoria yıldızı Javon Van Velton ve Game of Thrones oyuncularından Pilou Aspek eşlik ediyor. Heat 2 geliyor. 1995 yılında Al Pacino ve Robert De Niro'nun başrolleri paylaştığı Heat'in devam filmi geliyor. Filmin yönetmeni ve senaristi Michael Mann, filmin devamı olarak yazdığı kitabı beyaz perdeye aktarmaya karar verdiğini açıkladı. James Cameron yeni Avatar filmini yönetmeyebilir. Cameron, devam filmi Avatar Suyun Yolu'nun ardından bir daha Avatar filmi çekmeyebileceğinin sinyallerini verdi. Yönetmen, "Bana heyecan veren başka projeler de var. Sanırım zaman geçtikçe belki 3. veya 4. filmden sonra sıramı başka bir yönetmene devredebilirim. Ben de ilgimi çeken başka projelere yönelirim bu sayede. Belki de yönelmem bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Andrew Garfield'ın yeni dizisi belli oldu. Garfield, mini dizi Hot Air'de İngiliz girişimci ve milyarder Richard Branson olarak rol almaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmenliğini Deadpool 2 ve Hobbs & Shaw ile tanınan David Leitch üstlenecek. Top Gun Maverick'ten yeni rekor. Top Gun Maverick vizyon yolculuğuna rekorlarla devam ediyor. Tom Cruise başrollü film, tüm zamanların en ikonik ve en çok kazanan filmlerinden biri olan 1997 yapımı Titanic'in toplam hasılatını geçerek yeni bir rekor kırdı. Taron Egerton, Wolverine rolü için görüşmelere başladı. Rocketman filminde Elton John'a hayat veren ve performansıyla büyük beğeni toplayan Taron Egerton, X-Men karakteri Wolverine rolünü üstlenmek için görüşmelere başladığını açıkladı. Wolverine karakteri daha önce Hugh Jackman tarafından canlandırılmıştı.
Sıra geldi bu haftanın öne çıkan film ve dizi fragmanlarına. 2 Eylül'de yayınlanacak Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi için yeni fragman yayınlandı. Fragman, Peter Jackson'ın 2000'li yıllardan kalma Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinde de yer alan iki karaktere odaklanıyor: Galadriel ve Elrond. This could be the beginning of a new era. Christian Bale ve Margot Robbie'nin başrolü paylaştığı Amsterdam'dan ilk fragman yayınlandı. David O. Russell'ın yönettiği film, haksız yere bir cinayette suçlanan iki asker ve bir hemşirenin, Amerika tarihinin en sarsıcı olaylarından birinin merkezinde bulunmasını konu alıyor. Amsterdam 4 Kasım 2022 tarihinde vizyonda olacak. I'm about to do something that could cost me my life. The cuckoo is in the nest and the cuckoo is about to be trapped. Cuckoo. 2009 yılında izleyici tarafından oldukça beğenilen korku temalı Orphan'ın prequel filmi Orphan First Kill'den ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. İlk filmden önce yaşananları anlatan filmin yönetmenliğini William Brent Bell üstlenirken, başrolde yine ilk filmde Esther rolüne hayat veren Isabel Furman yer alıyor. If you're not Esther, who are you? Tuğba Büyüküstün, Seda Bakan, Murat Boz ve Fırat Tanış gibi isimlerin başrolünde olduğu Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da yayınlanacak. Dizi, geçmişin yüklerinden kurtularak özgürleşmeye çalışan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Kızlar. Ayvalık'a gidiyoruz aşkım. O zaman road trip başlasın. Luck, gerçekten kötü şansın kurbanı olan Sam Greenfield adındaki genç bir kadını takip ediyor. Filmde Sam'e Eva Noble Zada sesiyle hayat verirken, Kara Kedi Bob'u Simon Pegg seslendiriyor. Yapım 5 Ağustos'ta yayınlanacak. We need to fix this. What are you doing here? Good luck to us both. 7 Ekim'de vizyona girecek aile komedisinden ilk teaser fragman yayınlandı. Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu ve Altan Erkekli gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor. O zaman siz kimsiniz? Söyledikçe Konyalıyız! Kanser nedeniyle genç yaşta hayatını kaybeden Neslihan Tay'ın yaşam öyküsünü anlatan film, 27 Ocak 2023'te sinemalarda olacak. Senaryosu Nalan Merter Savaş imzalı olan filmin yönetmenliğini Özgür Bakar üstleniyor. Filmde Neslihan'a Naz Çağla Irmak hayat veriyor. Doya doya yürüdüm o gece. Ödüllü komedi dizisi ikinci sezonuyla geri dönüyor. Oklahoma kırsalında bir arazide yaşayan ve Kaliforniya'ya taşınma hayalini kuran 4 yerli gencin hayatlarına odaklanan dizi 5 Ağustos'ta yayınlanacak. You shall get pink eye. Deposit more money now for more wisdom. Sine Haber'den bu haftalık bu kadar. Sinema dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle Sine Haber'de görüşmek üzere. Sinemayla kalın.